Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde büyük yıkımlara yol açan depremin hemen ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak deprem sabahında daha gün ışımadan harekete geçtik. Ve zamanlı olarak AFAD'la koordineli bir şekilde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'yla tüm ilçe belediyelerimizin katılımıyla sımsıkı sarılacağız, yaralarımızı saracağız sloganıyla dev bir yardım kampanyasının startını verdik. Arama kurtarma için itfaiyemiz, altyapı onarımı için BUSKİ, sıcak yemek ve erzak dağıtımı için BUFAŞ, ekmek temini için BESAŞ, su temini için jeotermal AŞ, meyve temini için tarım peyzaj AŞ başta olmak üzere tüm birim ve iştiraklerimizle büyük bir seferberlik başlattık. Depremin ilk gününden bu yana afet bölgelerinde toplam 2500'e yakın personel ve 700'e yakın araçla yaraları sarmak için canla başla mücadele ettik. Destek hizmetleri, ulaşım ve fen işleri personelimizle enkaz kaldırmadan bozulan yolların onarımına, BUSKİ ile de zarar gören içme suyu hatlarının tamirine kadar her alanda önemli çalışmaları hayata geçirdik. İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep'in Nurdağ ve Islahiye ilçelerinde görevlendirilmemiz nedeniyle bu ilçelerde ayak basmadığımız bölge ve mezra kalmadı. Arama kurtarma faaliyetlerimiz dışında 7 Şubat'tan itibaren kurduğumuz aş evleriyle yüz binlerce kişilik sıcak yemek dağıtımı yaptık. Bir haftanın ardından Bursa olarak Hatay'da dev bir Bursa şantiyesi oluşturduk. Ekip ve iş makinelerimize yaptığımız takviyelerle konteyner kent, çadır kent ve seyyar tuvaletlerin kurulumu için çalışmalara hızlı bir şekilde başladık. Ayrıca altyapının iyileştirilmesi için bugüne kadar 5500 metre içme suyu hattı ve 2800 metre kanal hattı imalatı gerçekleştirdik. Üstlendiğimiz yardımların dağıtımı, geçici barınma alanlarının oluşturulması ve seyyar tuvaletlerin kurulumu görevlerini eksiksiz yerine getiriyoruz. 3 ayrı bölgede toplam 110 dönüm alana 2000 konteynerden oluşan geçici yaşam alanları oluşturuyoruz. Yaşamın başladığı konteyner kentlerde sağlık ocağı, ibadethane, eğitim için çok amaçlı alanlar, yemekhane ve çamaşırhane gibi sosyal yaşam alanları da bulunuyor. Yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine anında ulaştırılması için yoğun mesai harcarken, evde hasta bakımından sinekle mücadeleye kadar tüm belediyecilik hizmetlerini de Hataylılarla buluşturuyoruz. 100 hektar alanda lavra ve uçkunla mücadele ederken ortak kullanım alanlarının hijyenini sağladık. Antakya'da kurduğumuz 2 adet koordinasyon merkezi ile kente gelen yardım tırlarındaki malzemeleri Antakya, Samandağ, Defne gibi depremden zarar görmüş tüm ilçelerdeki 132 mahalle ve köylere ulaştırıyoruz. Deprem bölgesinde sahada verilen çalışmanın yanında Bursa olarak yardım seferberliğine de büyük destek verdik. Büyükşehir Belediye'mizin koordinasyonundaki 8 yardım toplama merkezlerine gönüllüler tarafından getirilen her türlü yardım malzemesini 1500'e yakın tırla deprem bölgelerine ulaştırdık. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından depremzedelerin Bursa'ya geliş ve gidişlerinde BB Bus'la ücretsiz ulaşımlarını sağladık. BB Bus uygulamasından 12 bin depremzede vatandaşımız faydalandı. Yine deprem bölgelerinden Bursa'ya gelen afetzedeleri yalnız bırakmadık ve Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde açtığımız mağazayla giyimden hijyen malzemeleri ve gıdaya kadar onların tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Müzik
Kardeş Kart uygulamasıyla Bursa'ya gelen depremzedelere şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanmalarını sağladık. Halen 21 bin afetzede Kardeş Kart'tan yararlanıyor. Yine yurtlarda kalan ilk, orta ve lise öğrencilerinin eğitimlerine sorunsuz devam edebilmeleri için her gün depremzede öğrencilerimizi otobüslerle 6 ayrı okula götürüyoruz. Bunun yanında üniversiteye hazırlanırken depreme yakalanan kardeşlerimizin hazırlık sürecinden geri kalmamaları için ücretsiz YKS kurslarından yararlanmalarını sağlıyoruz. Afet bölgesindeki yavrularımızın moral bulması için başlattığımız oyuncak ve kitap bağışı kampanyası, yetişkinler için psikolojik danışmanlık, ilaçlama ve sokak hayvanlarını besleme hizmetleriyle ihtiyaç duyulan her konuda depremzede vatandaşlarımızın yanlarında yer aldık. Yaşamın başladığı Umuda Koşanlar Derneği Uluçınar Konteyner kentimizde kurduğumuz iftar sofralarında Ramazan'ın bereketini depremzede kardeşlerimizle yaşadık. Bayram hediyeleriyle çocuklarımızın gönüllerini aldık. Tüm yaralar sarılana dek kalbimiz deprem bölgesinde atacak. Devlet, millet el ele verip sımsıkı sarılıyor ve yaraları birlikte sarmaya devam ediyoruz. Biriz, beraberiz ve biz çok büyük bir aileyiz. Ülkem için canla başla.